Varsa telefonumuz alalım. WhatsApp video soruyla başlayalım. Hayırlı cumalar hocam. Kur'an-ı Kerim'e basılarak yapılan yemin bozulur mu? Kefareti nedir? Evet. Efendim, yani Allah'ın adıyla yemin yapılır. Yemin tabirini kullanmakla da yemin olmuş olur. Yani aslında yani eli Kur'an-ı Kerim'e basarak yemin diye bir şey yok. Ama bizim halkımızın kültüründe böyle bir şey var. Yemin tabirini kullanmakla da yemin edilmiş olur ya. Kur'an-ı Kerim üzerine el basılarak yapılan yemin bozulabilir mi? Soru bu hocam. Yemin eğer bozulması gerekli, diyelim ki kardeşimle konuşmayacağım diye yemin ettiysek bu yemini bozmak lazım. Ya da işte senden boşanırım diye yemin ettiyse tabii, mesela. Tabii bu yemini bozup kefaretini vermek lazım. Kefareti nedir hocam? Kefareti 10 fakiri doyurmaktır. Gücüm yetmiyorsa 3 gün arka arkasına ara vermeden oruç tutmaktır. Hocam peki bu şunu da sorayım ben. Kur'an-ı Kerim el basarım. Getir Kur'an-ı Kerim el basacağım. Bu tarz yeminlerden bahsediliyor burada. Dinen bunun bir hükmü var mı? Yani illa Kur'an-ı Kerim'i getir yemin edeceğim. El basacağım. Işte öyle, vallahi billahi demekle yemin olur. İlla Kur'an-ı Kerim'i getir de elim basacağım demekle değil. Hı hı. Ama bu değil mi ki yemin tabirini kullanıyoruz. Bu da yemin olur. Peki teşekkürler hocam. Bir video sorumuz daha var. İzleyelim. Hayırlı cumalar. Bursa'dan arıyorum. 16 sene önce babamızı kaybettik. Babamızın mal varlıklarını noterde paylaşmak için gidildiğinde masraf parası kişi başı 1000 lira düşüyor. Sizden bunu alırım demişti abim. Biz de okey demiştik, kişi başı 1000 lira. Şu anda tapuların verilmesi gerektiği halde bize vermiyor. Bizden 1000 lira Türk lirası olan parayı dolar bazında 1000 dolar almak istiyor. Bu caiz midir, helal midir? Bunu öğrenmek istiyorum. İyi günler diliyorum. Evet, buyurun hocam. Efendim, yani o parayı ama dolar, ama değeri değişmeyen bir şey, ama altın, demir, çimento cinsinden isteyebilir. Ama ama tapuyu vermemesi apaçık bir hakkı ihlaldir yani. Tapu, onların da hakkı var. Tapuyu vermiyor. Tapuya ödediğimiz parayı da o günün değeri değişmeyen bir meblağla olmaması gerekir. Yani çok gariptir Muhsin Bey. Yani o malı bırakana rahmet okumak hiç aklımıza gelmiyor. Değil mi hocam? Ve aramızda bir kavga, niza. Ya bunun doğrusunu yapalım. Yani hak sahibine hakkını teslim edelim. Yani bu tapuyu ben aldım. Beni muhtemdedir. O halde bu iş bitti. Ama üstelik bir de diyor ki tapu harcını da ödeyin diyor. Sizin sevminize düşeni siz ödeyin. Parayı da dolar olarak istiyor. Hem de dolar olarak, dolar olarak istiyor bir de. Gerçi orada haklıdır ama tapuyu niye vermiyor? Tapuyu vermesi lazım. Haklarını vermesi lazım kardeşlerine. Evet. Peki. Bir başka videomuz var. İzleyelim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hocalarım. Selam ediyorum, saygılar sunuyorum. Saygılarından öpüyorum. Ben kalp hastasıyım, kol hastasıyım. Kur'an-ı Kerim'i, hatmimi okuyorum, ehmal etmiyorum. Yalnız sesli okuyamıyorum, içimden okuyorum. Cevşenlerimi, Esma-i Hüsna'larımı, salatü selamlarımı genelde içimden okuyorum. Ben doğru mu yapıyorum? Selamun aleyküm. Bir de hocam ben kalp ameliyatı olacağım. Kol hastasıyım, kalp hastasıyım. Geçmiş dualarınızı olsun. Bekliyorum. Beni dinleyenlerden, sizlerden. Geçmiş olsun. Selamun aleyküm. Hayırlı cumalar. Rabbim kardeşimize de, cümle hastalarımıza da şifalar ihsan buyursun. Amin. Korktuklarından amin. Emin, umduklarına nail eylesin. Amin. Hanımefendi kardeşimiz, kalp ve koa hastasıyım diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i okurken sesimi çıkaramıyorum. Yani normal olarak kendi duyacak şekilde okuması lazım. Eğer böyle yapabiliyorsa âlâ. Yok yapamıyorsa dediği gibi okur. Rabbim sevabını, mükafatını ihsan buyursun.
Amin. Peki. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı cumalar. Aleyküm selam. Size sorum şöyle. Ben evlendiğimde mehirim altınlar üzerine kıyıldı. Altınlarımın yarısını kocam, diğer yarısını da kayınpederim benim rızam olmadan harcadılar. Altınlarımı sorduğumda kayınpederim borcuma, bizim düğün borcumuza verdiğini söyledi. Eşimi de ise yediğini söyledi. Ben şimdi bu altınlarımı hem kayınpederimden hem kocamdan istemeye hakkım var mı yok mu? Hani kayınpederim düğün borcumuza verdi dediği için istemeli miyim? Yani benim anladığım hanımefendinin mehri var. Bu mehri eşi ve kayınpederi vermediler değil mi? Rızası olmadan harcamışlar hocam. Harcadılar. Şimdi hanımefendi alacaklıdır. Yani borç vermiştir, ödünç vermiştir. Bundan dolayı da sevap kazanmıştır. O halde eşinin ve kayınpederinin bu hanımın hakkını ödemeleri icap eder. Vermeleri icap eder. Şimdi takıyla karıştırmamak lazım. Bazen takılara tamam kayınpeder, aile el koyuyor. Hani düğün masrafı yaptık diyor. Bu Anadolu'daki geleneklere göre değişiyor. Orada bir şey diyemeyebiliriz ama mehir öyle değil. Mehir Cenab-ı Hakk'ın emri değil mi hocam? Öyledir. Yani kadın, Allah'ın hükmü bu yani. Kadının hakkıdır yani. Yani nikahın bir gereğidir. Evet. Kadına verilen değerin bir ifadesidir. Dünyanın bin bir hali var. Kadının da elinde böyle bir maddi meblağ bulunsun. Elbette. Diye dinimiz bu hakkı vermiştir yani ona. Hanımefendi bağışlamadıkça onlar sorumludur. Onlar ödemek durumundadırlar. Peki. Bir video sorumuz var. Görelim. Selamün aleyküm hocam. Hayırlı cumalar diliyorum. Hocam ben yaklaşık 20 yıldır konuşma bozukluğu yaşıyorum. Bir olay yaşadım. Bu olay sonunda korkudan kekeme oldum. Kekeme zamanla hızlı konuşmaya ve yutma yuvarlamaya dönüştüm. Şu anda ise bir terapi alıyorum. Düzelmem için her kelimenin ilk sesli harfini uzun uzun konuşmam gerekiyor. Hocam, dua ederken, sure okurken, namaz kılarken bu şekilde uzun uzun uzatırsam mana bozulur mu? Günaha girer miyim? Namazım kabul olur mu acaba? Evet, teşekkür ediyoruz izleyicimize. Geçmiş olsun. Bir olay sonrasında korkudan sebep kekeme oluyor. Konuşma zorluğu yaşamaya başlıyor. Sorusu çok güzel. Bu konuşma bozukluğundan sonra terapi almaya başlıyor. İyi de gidiyor, öyle anlaşılıyor. Gayet net anlaşıyoruz, duyuyoruz. Terapide deniyor ki düzelmesi için konuşmanın her kelimenin ilk sesli harfini uzatman lazım diyor. Belli bir zamana kadar. İzleyicimiz de dualarda, namazda, surelerde sıkıntı olur mu bu bana diye soruyor. Efendim dediğiniz gibi Muhsin Bey, hanım kızımıza ben de geçmiş olsun diyorum. Yani ya duada veya neyse konuşmada bundan dolayı bir mahsur yoktur. İnşallah namazının kabulüne mani bir hal değildir. En kısa zamanda Rabbimiz şifaya kavuştursun. Amin. İlk kelimenin ilk harfini uzatarak okumasında bir mahsur yoktur. Namazım kabul olmuyor mu diye sakın bir endişeye de kapılmasın. Amin. Rabbim dualarını, namazlarını, niyazlarını kabul buyursun. Acilen de şifa ihsan eylesin. Amin. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz
bildirimleri açabilirsiniz.